Sevgili Frekans takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 10 TL'ye temin edebileceğiniz Hi-Fi olarak lanse edilen QKZ-X6 modelli metal kulaklığı inceleyeceğiz. Aynı zamanda da ne kadar Hi-Fi onu ölçmüş olacağız. Hadi gelin başlayalım. Arz 22 kHz'lık oldukça geniş frekans tepkisiyle dikkat çeken kulaklığı test etmeden önce dilerseniz kısaca tasarımına göz atalım. Metal ve siyah renginin insanı çeken bir havası var. O yüzden ilk bakışta kulaklık merak uyandırmayı başarıyor. 3 dolarlık fiyatına bakıldığında kulaklığımızın gövde kısmının tamamıyla metal kaplanması ve L tipi altın kaplama uçla gelmesi bizi şaşırttı. Piyasada rastlayabileceğiniz 80 TL ve üstü kulaklıklardan daha dayanıklı durduğunu belirtelim. Görebileceğiniz üzere sürücüyü koruma görevini metal bir perde üstlenmiş. Çoğu kulaklıkta kumaş perde kullanıyorlar ve yapıştırma olduğu için zamanla sökülüp kaybolabiliyor. Bu açıdan beğenimizi kazandı. Ek olarak kablo üzerinde bulunan kontrolcü sayesinde sessiz görüşmeleri kontrol edebiliyoruz. Kulaklık genel olarak bağlantı ve kablo kalitesi bakımından da başarılı bir yapıda. Fiyatına bakıldığında tasarım ve malzeme kalitesi bakımından Soundmagic, Philips ve Sony gibi markaların giriş seviyesi ürünlerine nazaran daha başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Acaba ses konusunda ne kadar başarılı? Hadi gelin test edelim. Gerçekleştirdiğim uzun süreli testlerde frek parçalar kullanmayı ihmal etmedim. Ses şiddeti gerçekten çok yüksek. Lakin ses şiddeti arttıkça tizlerin kulağa tırmaladığını belirtmeliyim. Ses dengesi bakımından equalizer ile her ne kadar bas, mid ve tiz uyumuna dikkat etmeye çalışsam da pek işe yaramadı. Tepkisi zayıf kaldı. Zamanla ses oturur ve güzelleşir diyebileceğim türden bir kulaklık değil. Baştan pek fazla keyif alamadığım için üzerine düşemediğimi de belirtmek isterim. Metal ve rock ağırlıklı parçalarda biraz daha dinlenesi bir havası var. Belirtildiği gibi hi-fi değil çünkü vurgular sıcak ve doygun gelmiyor. Bas geri planda kalmış. Önce mid, daha sonra da tiz sesler daha ön plana çıkıyor. Davul vurgularını alabilirsiniz ama dip frekanslara inemediği için bas gitar sesleri çok açık değil. Aslına bakarsanız bu tabloya baktığımızda da frekans tepkisinin tamamıyla fabrikasyon bir şişirme olduğunu da söyleyebiliriz. Sonuç olarak 10 TL'ye temin edebildiğimiz bir kulaklık olduğunu başta belirtmiştim. Olayı birazcık da fiyat performans olarak bakmanızı rica ediyorum. Malzeme kalitesi ve tasarım bakımından gerçekten başarılı. Onun dışında dahili mikrofonu var, arama cevaplama özelliği bulunuyor. Malzeme kalitesi ve bu tarz özelliklere baktığımızda çekici duruyor. Ses kalitesi hiç mi iyi değil diye soracak olursanız, özellikle rock ve metal türlerinde sizi tatmin edebilir. Bazı ambient yüklü parçalarda da az olsa keyif alabilirsiniz. Onun dışında equalizer tepkisinin zayıf olduğunu belirtmiştim. Tercih tamamıyla sizin. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı gerçekten unutmayın.